Deyince aklına ne geliyor? Abi Erdoğan deyince akla gelen ilk şey zam. Erdoğan hakkında AKP'ye sormayan burada bir vatandaş çıksın, direkt halkı ganyana getirmekten 6 yıldan 12 yıla kadar hapis. AKP'ye sormayan bir vatandaş çıksın buraya, bu haber burada paylaşılsın, direkt halkı ganyana getirmekten 6 yıldan 12 yıla kadar hapis. Peki. Sadece AK Parti ülkeyi yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu 22 yıldır efendim? Abi AK Parti ülkeyi yönetebilse dolar 32 TL olmaz zaten. Bu kadar zam olmaz. Emekliye 10 milyar maaş verilmezdi. 10 milyara bir dairenin kirasını verdin diyelim. Diğer şeyini nasıl geçireceksin? Hani neyin yemeğini alacaksın, neyi yıkayacaksın, evi nasıl geçindireceksin 10 milyarla? Hayat zor diyorsun. Aynen öyle. Peki ikinci soru. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Abi ekonomiyi ezberlemişsin maşallah. Abi Ekrem İmamoğlu deyince akla gelen ilk şey hani metrobüstür. Ondan sonra yapılan yollardır. Ha, eğer bir şey yapmamış olsaydı zaten bu halk bunu seçmezdi. Aynen öyle. Tamam. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Abi tabii ki de var. Hani şimdi bir sarayda oturmak var. Bir de bir emekli bu ülkeye hani 50 yıl ekonomisine katkıda bulunmuş 10 milyar maaşa gidip bir kira vermek var. O da otursun bir yerde. Aynen öyle. O zaman yönetimi teşekkür ederim. Rica ederim abi. Şuradaki başı gördün mü İmamoğlu? Evet. Herkes orada oturuyor, çiçek donattı oraya. Bak ne güzel oldu. Şirin evler meydanı güzel yaptı. Güzel yaptın. Sarı kardeşim. Çay çok değerli bir şey. Erdoğan deyince aklına ne geliyor? Erdoğan. Erdoğan da fakiri fakir yapıyor, zengini zengin yapıyor. O geliyor aklına. Tayyip'in köylüsüyüm, dişimi yaptıramıyorum bak. Öyle mi? Param sokakta kalıyorum. Devletlisi yurttan attı, yemek vermiyor ama CHP yemek veriyor. Kadın kısırları. Yani AK Parti yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu? AK Partisi'ni yönetiyor da ustana sesenoğu var. Fadur'u indirecek, kirayesini halledecek, garibana ezmi yiyecek. Buraları yaparsa oy kazanacak. Yapmadı mı başkası girecek. Peki. Yeter artık. Tamam. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ya kim olursa olsun adam gibi devlet olması gerek. Fakiri ezmez. Zengin bizi insan yerine kovmuyor. Fakir ezmesin. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var ha. Hak ayağa kalkmadı mı Tayyip Erdoğan şeydi. Hak ayağa kalkmaz geri. Senin köylünün ama ezmesin diyorsun halkın. Yok, devlet Tayyip Erdoğan'dır, devlet haktı. Evet. Hak geçtiğinden sonra ayağa kalkmaz geri. Kalktıktan sonra Tayyip Erdoğan... Bir vatandaştır, teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Abi ben şimdi kirada oturuyordum. Tamam. Lokantada çalışıyorum, garsonum. 22 milyar maaş alıyorum. Benim evim 10 milyarda 15 milyar oldu sigaraya zam geldikten sonra. Sigaranın evin ne alakası var? Bak benim cümle... Peki sen nasıl 22 alıp 15 milyar? Yok benim cümlemde şu param var. Allah çarpsın şu param var. 350-375. 370 milyar benim kanımı bir doyur sana. Doyur sana. Peki nasıl geçiniyorsun? Bu paraya en fazla bir yemek yerim bir sigara alırım. Ben yarın ne yapacağım? Maaşın yatmasına daha 24 gün var. Peki nasıl yapıyorsun? Kira 15 lira. Dışarıda yatıyorum. Hayır bıraktın. Bıraktım evi. Çantamı aldım çıktım. AK Parti yönetebiliyor mu? Kirayı vermedim dedim. Dolabım makinem el koydu. Peki AK Parti 22 yıldır yönetebiliyor mu, yönetemiyor? Yönetemiyor abi. Yönetiyordu. Bu saatte sonra yönetemiyor. Peki. Gidecek ya. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Adam geliyor. Adam. Adam gibi adam. Erken seçime. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Hiç yok. 10 kral adam. Yok, belediyenin büyük hükümet için. Var. Onun için var. Evet. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Ne geliyor? Ekonomi geliyor. Ekonomi iyiliği mi kötülüğü mü? Ekonomi kötü. Daha bundan kötüsü olur mu ekonominin? Ekonomi kötülüğü geliyor. Kötü tabii şimdi. Peki, şu anda alım gücü kimsede kalmadı. Kime bakarsan bak. Benim cebimde şu anda 30 lira param var. Ne yapacağım ben şimdi? Bizimiz bir çay zor içeceğiz. Onu da içebilirsen geri borçlu çıkmasan yemin ediyorum. Peki efendim AK Parti 22 yıldır ülkeyi yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu? Ya önceden iyiydi 4-5 sene. Ondan sonra bir daha AK Parti bitti artık. Yönetemiyor. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Vallahi Ekrem İmamoğlu'nu şimdiden sonra göreceğiz. Bakalım inşallah. Peki. Kazandırdık şey oldu. Kimisi bakalım. Ülkemizin erken seçime ihtiyacı vardı, kimi yoktu. Ne yaptı? Efendim, geleceğim size. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim?
Vallahi şimdi onu bir şey diyemeyeceğim. Tane tane Erdoğan deyince aklına ne geliyor? Belli zaten, konuşmaya gerek yok. Türkiye'de belli işte. AK Parti 22 yıldır ülkeyi yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu efendim? İyi yönetti maşallah. Sen oraya batırdı, yukarı çıkaramadın. Tamam. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Çok onu da görürüz. Eğer o da onun gibi yaparsa aşağı indirirler. Bak bu sene oy kullanmayan çok. Yine erken seçime geçse yine kaybedecek onlar. Tamam, erken seçim lazım mı değil mi sizce? He? Erken seçim olmalı mı olmamalı? Gene seçim hükümet için. Olsa da bile kazanamaz daha. Tamam. Çoğu oya gitmedi. Yine gitmeyecek oya. Adam diyor ki neye geleyim diyor. Öyle de battı, böyle de battı. Zaten öleceğim diyor, acım diyor. Ac öleyim daha iyi diyor. Teşekkür ederim. Hocam. Hadi efendim konuşalım. Gene Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? İnanın ki ikna kabiliyeti yüksek olan ve lafı olup da icraatı olmayan bir Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Başka bir şey demek istemiyorum. Niye kazanıyor o zaman? Çünkü koyun çok. Koyun çok. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? İmamoğlu yapmak istediği de engel çıkan ve çokmak çokan işlerine İmamoğlu geliyor. İmamoğlu yapmak istediği projelere engel oluyor. Çomak sokak bir çok var. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu ülkemizde? Hemen. Hemen.